Evet misafirlerimiz, çok değerli konuklarımız. Bordiyonun düğümü Sakarya Meydan Muharebesi isimli belgeselimizin yapımcısı, Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Sayın İsmail Kahraman Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. İçişleri Bakanlığı Devletler Dairesi Başkanlar, Uzman Dostumuz, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanımız, Ankara Giresun Platformu'nun değerli başkanı, hocalarım, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz unutabilir miyiz? Sakarya Milli Parklar İl Müdürümüz, hocalarımız, dernek başkanlarımız ve hanımefendiler, beyefendiler, isimlerini sayamadığım diğer dostlar, tarihe tanıklık edeceğiz. Bordiyonun düğünü Sakarya Meydan Muharebesi belgeselini 28 dakika boyunca izleyeceğiz. 28 dakikada 3000 yıllık Anadolu tarihini gündeme getirdik. Sakarya'da yazılan bir destan, Frigya Valisi, Bordiyon Antik Kenti ve çözülemeyen düğünü çözen bir milleti, bir medeniyeti ekranlara getireceğiz. Anadolu tarihine baktığımızda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi kutsal büyüyüşü başlangıcıydı. Ve ta ki 1683 Viyana'ya kadar gidilmiş, Tuna boyları, Rumeli toprakları, Adriyat sahilleri bir medeniyet coğrafyası içine alınmıştı. Ve 1683 geri dönüş ve tarihi, kara tarihi. Ve çekile çekile gelmişiz. Batı Anadolu gitmiş, buralara kadar gelinmiş ve Bordiyon'un düğümünü çözerek Asya'da imparatorluk kurmak isteyenler buralara hakim olmak istemiş. Ve Sakarya Meydan Muharebesi başlamış. Tarihi en uzun süreli meydan muharebesi 2 gün 22 gece süren büyük bir mücadeleye burası Polatlı Hayvan'a Ankara'mız, Anadolu'muz sahne olmuş. Ve Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık ünvanı verilmiş. İstiklal Marşımızın yazılmasına vesile olmuş ve tarihin dönüm noktası olmuş Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi'ne gönüllü insanlarımız katılmış. Liselerimiz mezun vermemiş. Ben aslen Giresunluyum ve Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilgili de buradan başlamış ve Trabzon'un küçücük ilçesi Giresun'dan 4000 ile 6000 gönüllü Giresunlu yaya olarak 3 ay boyunca yürümüşler, Mangal Dağı'nda, Palatlı'da, Sakarya yuvalarında destanlar yazmışlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Melami Kübra diyor, kanlı derya diyor Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilgili. Subay Hüseyin Avni Alparslan, Giresun'un bir köyünde dünyaya gelir. Hayatı savaşlarla geçer, Selanik'te bulunur. Biricihan Harbi'ne katılır, Kafkas cephesine ve Gazi Karabekir Kuntası'nda Doğu cephesine katılır. Bitmemiştir mücadele ve Yunanlılar Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesinde Portos devleti kurma hayaliyle 30 bin kişilik bir gönüllü teşekkür ettirerek Yunanistan'dan çıkarma yapmak istediklerinde dönemin tarihçisi Koloğluşunları yazar. Genelkurmayımız tedirginlik içerisinde bir Pontos devleti kurmak için 30 bin kişilik Yunanlıların geldiği haberi alındı der. Ve bir başka kaynakta der ki korkmayın. Giresunlu Hüseyin Avni Alparslan'ın 3 bin kişilik teşkilat mahsusuyla mensup bölümleri var. Onlara geçitlerimiz. Hakikaten Pontos devleti kurulmamışsa Karadeniz bölgesinde bu yiğitlere borçluyuz. Ve burada o devleti kurdurmayan o gönüllüler sadece Giresun'dan değil, Kayseri'den, Anadolu'nun her yerinden, elbette Polatlı'dan, İç Anadolu bölgesinden, Ankara'dan akın akın buraya gelmişlerdi.
ve on binlerce kişi gönüllü olarak teşekkür etmiştir, esmalar yazılmıştır. Hüseyin Avni Alparslan, savaşın meydan muharebesinin günlerinde yaralanır. Hayvana dağlarından. Yarası derindir. Ve yarasına toprak bastırarak ordunun önünde mücadele eder. Sahra hastanesine kaldırırlar kendisini ve sorarlar komutanın son arzun nedir diye. Ve verdiği cevap şudur. Biliyorsun Tireoğlu'da anacağızıma bir lastik pabuç alamadım. O benden bir lastik pabuç istemişti. Son arzu ona bir lastik pabuç alın der. O burada şehit olmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle subaylar savaşının sadece bir yeteri bir bildiğimizdir bu. Bilmediğimiz nice isimsiz kahramanlara bu coğrafya Sakarya Meydan Muharebesi ev sahipliği yapmaktadır bugün. Sizler şanslı insanlarsınız, değerli Polatlılar. Bu şehitlerimize vefa borcunuzu ödüyorsunuz. Biz de onların yolunda buralara kadar geldik. Değerli başkanım, potamızın değerli başkanı ve Milli Parklar, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz. Can siperhane çalışma yapıyor devletimiz burada. Büyük hizmetler üretiyorlar. Ben inanıyorum yakın bir gelecekte buralar çok daha iyi anlatılır, tanıtılıp anlatılacaktır. Evet, hanımefendilere bir sözüm var. Hanımefendiler savaşıdır. Bu savaş Türk kadınının destanlar yazdığı yerdir. Sakarya köyünde değil mi değerli müdürüm? Türk kadınının milli mücadele yerini anlatan bir güzel müze yapılıyor. Evet, buralar önemlidir. Burası Kurtuluş Savaşı'nın ön sözüdür. Burası tarihi sıfır noktası diyebileceğimiz önemli bir bölgedir. Ve burayla ilgili elbette anlatılıp söylenecek çok şeyler var. Eksiğimizde dediğimizde bir belgesel hazırladık. İçişleri Bakanlığı Devletler Dairesi Başkanlığımız projemize destek oldu. Milli Parklar, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğümüz, Polatlı Belediye'miz, daha bazı kurumlarımız proje ortağı olarak bir belgeseli bugün sizlere yüksek bilgilerine sunacağız. İstanbul'da küçük çaplı bir galamız oldu ama bu kadar kalabalıkla hem galası hem de halk gösterimiyle karşınızda olacağız. Bu belgesele katkıda bulunanlar, bu belgesel isimsiz kahramanlarını teşekkür ederken bir kez daha aziz şehitlerimizi dinleyen şükran rahmet dağılıyor. Siz değerli davetlere selam ve saygılarımı sunuyorum efendim. Malatya'da Dijital Derneği Genel Başkanımız ve Yesel Kulübümüzün yapımcısı Sayın İsmail Kahraman Bey'e konuşmalarına dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi o 28 dakikalık belgeselde 3000 yıllık tarihimizi izleyeceğiz. Gordiyon'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgesel filmini izliyoruz. İyi seyirler.